Okyanusların sonsuz maviliğinde bir zamanlar varlığını sürdürmüş, yok olduktan sonra dünya ekosistemini değiştirmiş ve etkilerini halen gösteren bir canlı var. Gezegende yaşamış şu ana kadarki en güçlü avcılardan biri ve dünyanın en büyük köpek balığı olan Otodus megalodon. Megalodon gerçek bir köpek balığıydı. Miyosen döneminde, yani yaklaşık 20 milyon yıl boyunca varlığını sürdürdükten sonra 3,5 milyon yıl önce soyları tükendi. Fakat nedendir bilinmez son 10 yılda ortaya çıkmış bir algı var. Megalodon hala yaşıyor ve Mariana Çukuru'nda saklanıyor. Bu tamamen gerçek dışı bir söylem olup herhangi bir bilimsel bir veriye dayanmamaktadır ve tamamen zırvadır. Megalodon'un soyu uzun yıllar önce tükenmiş olmasına rağmen bilimin ve biraz da popüler kültür sayesinde aklımızda halen yaşamayı sürdürüyor. Ve bu dev köpek balığının da belki de en iyi anlatıldığı filmlerden biri The Meg filmidir, 2018 yılında çıkmış. Filmin konusu tarih öncesi bir köpek balığı üzerine olduğu için Jurassic Park'a yaptığımız gibi The Meg filmini de bugün eleştireceğiz ve ne kadar gerçekçi olduğuna bakacağız. O zaman koltuklarınıza yerleşin ve bir çayınızı, kahvenizi, neyinizi alıyorsanız alın. Çünkü video başlamak üzere. Bugün sizlerle The Meg filmindeki bu devasa köpek balığı hakkındaki yapılan doğruları ve yanlışları konuşacağız. Ama bundan önce en bariz şeyi de eklemeden geçemeyeceğim. Megalodon'un %100 soyu tükenmiştir. Bu konuda zaten bir video çekmiştim. Yetmedi. Daha sonraki Megalodon videomda da bu konuya kısaca değinmiştim. Ancak maalesef görüyorum ki halen bu gerçekleri örtbas edip Megalodon'un sağdan soldan duyduğu kaynaklardan dolayı halen yaşadığını savunan bir sürü insan var. Her ne kadar kaynaklı konuşsam ve bilimsel bir veri olmadan bir şeye inanmasam bile bir bilim adamı değilim henüz. Bu yüzden de inanmamak konusunda hepiniz özgürsünüz. Ben tabii ki olabildiğince doğru konuşmaya çalışıyorum ve yanlış yaptığım zaman da bunu düzeltiyorum. Ama tabii ki sen kimsin, meslek sahibi misin, işte nereden biliyorsun hayvanları o kadar iyi diyenler olabilir. Bu yüzden de size zooloji okuyan, benim de çok yakınım olan bir arkadaş getirttim. O size çok kolay bir şekilde durumu izah edecek. Yaşıyor. 3 tane var. Gördüm ben hepsini. Düzgün cevap ver oğlum. Hayır, yaşamıyor. Bir, derin sularda yaşayan bir hayvan değildi. Dağ sığ hayvanıydı. Üstüne Mariana Çukuru'nda yaşayabilecek hayvan sayısı da çok az. Oraya bir megalodon zaten hayatta kalamaz Mariana Çukuru'nda. Soğuk sudan, bir soğuk sudan geberir. Hem alan yok ki. Neyse, kapanış cümlesi yap. Kapatacağım ses kaydını. Bir tane yemek yaptım. Çok acı. O yüzden suyu almak için gidiyorum ben. Kısacası kesin olarak biliyoruz ki bu devasa köpek balığının soyu tükendi. Ama itiraf etmeliyim ki soyu tükenmiş hayvanların günümüz modern insanıyla karşılaşma senaryoları oldukça enteresan ve güzel senaryolara malzeme olabiliyor. Eğer bu konudan bakarsak da bence The Meg hikayesi genel olarak başarılı bir hikaye. Ben şahsen The Meg'in iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Ancak sürükleyici ve izlenmesi oldukça keyifli bir film. Ortalama bir blockbuster filmi gibi düşünebilirsiniz. Genelde soyu tükenmiş hayvanları merkezinde barındıran filmler onları gerçekte olduklarından daha korkunç veya daha büyük canavarlar olarak gösteriyorlar. Çoğu insanda soyu tükenmiş hayvanları bu tür filmler ve yapımlar sayesinde öğreniyorlar ve haliyle onları yanlış tanıyıp yanlış yorumluyorlar. Bu da başta beni olmak üzere birçok kişiyi de rahatsız ediyor. Evet, söz konusu film her ne kadar büyük bir başarıya sahip olsa bile insanları yanlış bilgilendirmek, hele hele bile bile yanlış bilgilendirmek benim gözümde affedilebilir bir şey değil. Özellikle Jurassic World serisini bu şekilde eleştiriye tuttuğumu biliyorsunuz. Peki The Meg ne kadar gerçekçiydi ve bu konuda insanlara ne kadar doğru bilgi verdi? Zaten ilk hatadan bahsetmiştik. Megalodon günümüzde kesinlikle ve kesinlikle dünyanın herhangi bir noktasında yaşamıyor. Bunu çok takmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer böyle yapılmasaydı film olmayacaktı. Bu yüzden gerçekliği tartışma konusunda hayvanın tasarımından başlamamız bence en iyisi olacaktır. Şimdi Megalodon biraz sıkıntılı bir tür çünkü nasıl göründüğünü kimse tam olarak bilmiyor. Köpek balıklarının iskeletleri kıkırdaktan oluşmaktadır ve kıkırdak da çok istisnai bazı durumlar haricinde fosilleşmez. Bu yüzden de biz genelde soyu tükenmiş köpek balıklarını dişlerden bakarak tanımlıyoruz ve Megalodon da onlardan biri. Antarktika hariç bizim ülkemiz dahil dünyanın hemen hemen her yerinde binlerce Megalodon dişi bulunmuştur. Bu yüzden de bilim insanları soyu tükenmiş köpek balıklarını incelerken onların boylarını dişlerine bakarak tahmin etmektedir. Bu yüzden de Megalodon'un boyunu hesaplarken geçmişte birçok defa yanıldık. Ancak bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle daha kesin sonuçlar veren araştırmalar yapılabiliyor. Bu imkanlar doğrultusunda Megalodon'un 15 ila 20 metre arası bir boya sahip olduğunu biliyoruz.
The Meg'e geri dönecek olursak eğer, filmde görülen iki köpek balığı da 25 metre civarındaydı. Bu da elbette ki maksimum 20 metre olabilen bir hayvandan çok daha büyük olduklarını gösterir. Bu bakımdan da filmdekilerin pek gerçekçi boyutlara sahip olmadığını da söyleyebiliriz. Tasarımdan devam edecek olursak, filmdeki köpek balığının 8 tane solungacı vardır. Şu anda yaşamakta olan hiçbir köpek balığında bu kadar fazla solungaç yer almaz. Megalodon'un morfolojisinin de günümüz köpek balıklarına oldukça benzediğini düşünecek olursak 4 veya 5 solungaç daha mantıklı duruyor. Genelde insanlar bu antik köpek balığından bahsederken onu devasa bir büyük beyaz olarak hayal ediyorlar. Bunun temel sebebi de iki köpek balığı türünün dişlerinin birbirine oldukça fazla benzemesi. Bu sadece büyük beyazla megalodonun benzer şekillerde avlandığını ve benzer avlara yöneldiğini göstermektedir. Bu yakınsak evrimin bir sonucudur ve bu iki köpek balığının aynı göründüğünü veya benzer göründüğü anlamına gelmemektedir. Ben Meg'in bir filmini yapmaya karar verdiklerini duyduğum zaman aklımda iki tane megalodon tasarımı canlanmıştı. Ya onu devasa bir büyük beyaz yapacaklardı ya da gerçekliğinden arındırıp bir canavara dönüştüreceklerdi. The Meg aslında bir film olmadan önce bir romandı. Kitapta filmden farklı olarak aptal bir megalodon T-Rex dövüşü vardı, daha fazla köpek balığı vardı ve pliozor vardı bir tane yanlış hatırlamıyorsam. En azından T-Rex kısmı bir sunumun parçasıydı ve kitapta gerçekleşen bir olay değildi. Meg'in filminin çekilmesi 2000'lerin başından beri konuşulan bir meseleydi. Fakat senaryoyu bir türlü oturtamadıkları için film 2018'e kadar gecikti. Bu süreçte Megalodon'un tasarımını da değiştirmişler. İlk üstünde durulan tasarım buymuş abi. Bu şeyin herhangi bir kısmının Megalodon'a benzediğini düşünen aramızda varsa çıksın söylesin. Belli ki bir süre sonra bu tasarımdan iyi ki vazgeçmişler. Filmde görülen Megalodon fazladan solungaçları ve biraz daha büyük olmasının yanında aslında bayağı gerçekçi bir model. Yüz hareketlerini gerçek köpek balıklarından bakarak animasyona geçirmişler. Büyük beyazların aynısını yapmamak için de özel bir çaba harcamışlar, bu belli. Bu şekilde hem özgün bir tasarıma sahip olup hem de Megalodon'u gerçekçi yapmayı başarmışlar. Benim ayrıyetten beğendiğim başka bir özellik ise Megalodon'un film boyunca kontrolsüz bir canavar gibi hareket etmiyor oluşu. Mesela suda eğer titreşim yaratmasalardı muhtemelen köpek balığı Jonas'ın orada olduğunu bile fark etmeyecekti. Başka bir örnek, tam insanlara sahilde yiyecekken duyduğu balina sesi üzerine geri dönmesi. Bu sahne Megalodon'un asıl amacının insanları öldürmek olmadığını, sadece beslenmek olduğunu gösteriyor. Karakterlerin olduğu tekneye saldırdığı sahnede benzer bir şekilde yorumlanabilir. Teknede asılmış neredeyse 100 tonluk bir et parçası var ve bir Megalodon tabii ne yapar bunu? Yemek için harekete geçer. Filmi baştan izlerseniz göreceksiniz. Megalodon'un saldırdığı kişilerde illa bir köpek balığını tetikleme durumu söz konusu. Tabii ki bu bir Hollywood filmi ve Megalodon'un da normalden daha agresif göründüğü sahnelerde elbette ki var. Özellikle son sahnelerde bu bayağı göze çarpıyor. Ama ortalama bir aksiyon filminden de daha fazlası beklenmez tabii ki. Yani hem davranış olarak hem de tasarım olarak iyi bir yere oturttuklarını düşünüyorum bu hayvanı. Şu an aklıma bir hata daha geldi. Megalodon şu an gördüğünüz sahnede kendini durdurabiliyor bir şekilde. Normalde çoğu köpek balığının yaşaması için yüzmeye sürekli devam etmesi gerekir. Dururlarsa nefes alamazlar ve boğularak ölürler. Hemşire veya bambu köpek balıkları gibi türlerde bu olmasa da Megalodon gibi bir hayvan da olmalı. Bütün bunlar haricinde benim bu film hakkında diyebileceğim pek fazla bir şey yok. Megalodon gerçekten inanılmaz bir hayvandı. Kanalda kendisi hakkında yaptığım bunun dışında 2 video daha var ve belki devamı da gelir. Bu tip videoları ve nesli tükenmiş hayvanlara karşı bir ilginiz varsa kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmındaki linklerden benim Twitter, Instagram, TikTok ve Evrim Ağacı hesabıma gelebilir, Discord sunucularımıza ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bye bye.